kare köklü sayılarda toplama yapabilmek için kök içlerinin aynı olması lazım. Nasıl yani? Örnek verelim hemen. 2 kök 5 artı 3 kök 5. Bu ne biliyor musun? 2 kilo elma ile 3 kilo elma alırsam kaç kilo almış olurumun matematik versiyonu. Yani 2 3 daha 5. 5 kök 5. Bakın kök duruyor yanlar toplanıyor. Misal kök 2 artı 2 kök 2 artı 10 kök 2 dedim. Şimdi burada kaç kök 2 var birinci kısımda? Bir tane. 1 kök 2. 2 kök 2 daha 3 kök 2. 10 daha 13 kök 2 dermiş gibi. He. Peki şunu toplayın desem. 2 kök 3 artı 5 kök 7. Toplanmaz. Çünkü kök içleri aynı değil. Anlaştıysak konu bitmiştir. Soru çözelim artık. Sorumuza ne diyor? Aşağıda verilen sayıların iki tanesi toplama işlemi yapılacaktır. En büyük sayı etmek için hangi iki sayı toplamak gereklidir? Şununla şunu toplasam 6 kök 3, 2 kök 3 daha ne yapar? 8 kök 3. Hmm. Şununla şunu toplasam ne olur? 10 kök 3, 2 kök 3 daha 12 kök 3. Peki bunları toplayacak olsam 6 kök 3, 10 kök 3 daha 16 kök 3. O zaman ben baştaki ile sondakini toplarım. Evet, yukarıda bilgilenen dediği yer benim az önceki anlattığım yer. Kök içleri aynıysa kökün dışları toplanır ya da çıkartılır. Hemen şu A şıkkına bir bakalım. İçleri aynı mı? Yes. O zaman hemen dışları toplarım. 2, 10 daha. 12 kök 10 yapar. Kök içleri aynı mı? Evet. O zaman toplama yapılır. 22 daha ne olur? 22 kök 5 olur. Kök işleri aynıysa topla. Neymiş? Kök işleri aynıysa topla. Evet. Burada biraz kalabalık kök var. İlk iki dersimizde işlemiştik bunlar. Ne demiştik? Bu 4 çarpı 7 olsun. Bu 4 de dışarıya karesel olduğu için 2 diye çıksın. 2 kök 7. 2 kök 3. Bir de artı burada kök 7 var. Kök 7 kaç tane? 1. Burada gizli 1 var arkadaşlar. Kök içi aynı olanları toplayın sadece. Yani 1 kök 7. 2 kök 7 daha. 3 kök 7 artı 2 kök 3'e hiç dokanma. Çünkü kök 3'leri farklıysa toplanmaz, çıkartılmaz. Bir yürüyüş grubu şu kadar dekametre uzundaki parkurun şu kadar dekametre kısmını mola vermiştir. Parkur tamamlamak için ne kadar daha gitmelidir? Çıkarma işlemi var burada. Ama önce şu kalabalık olan 320 nelerden oluşuyor bir bakalım. 2'ye böldüm 160, 2'ye böldüm 80, 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bir 2 çıkar, bir 2 çıkar, bir 2 daha çıkar. 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 8 kök 5 gitti ve mola verdi. E 14 kök 5'lik yolun 8 kök 5'e giderse ne kadar kalır diyor. E çıkartma 14 kök 5 eksi 8 kök 5. Çıkart canım 14'ten 8 çıkart. 6 kök 5 yol kaldı dersin. Evet az önce dediğimiz gibi kök içleri aynıysa kök dışları çıkartılır. 9 kök 7'den 1 kök 7 çıkarsa ne olur? 8 kök 7. Aha kök 32 birazcık değiştirelim bunu. Bu 16 ile 2'nin çarpımı diyelim. Buna da 4 2'nin çarpımı diyelim. Bu 16 dışarıya ne diye çıkar? 4 diye çıkar. 3 kere 4. 12 kök 2. Bakın burada 2 kaldığı için kök 2. Bu 4 dışarı nasıl çıkar? 2 diye çıkar. 5 kere 2 10. 10 kök. Bakın burada ne kaldı? 2. Aha kök işleri aynıymış Meren. 12'den 10 çıkartırsa ne olur? 2 kök 2 olur. Böyle kalabalık değildir bu kökün içi değil mi? Hemen 280 içinde neler var bakalım. 280 çektim çizgiyi. 2'ye böldüm 140. 2'ye böldüm 70, 2'ye böldüm 35, 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Ama o sadece 2 çıktı. O zaman ne olur? Bu 2 kök çarpalım bunun üçünü. 2 kök 70. Eksi kök 15. E kök işleri farklı. Bunları toplayıp çıkartabilir miyim? Hayır. O zaman ne olur? Bu böyle kalır. İşlem yapılmaz. Toplama çıkarma yapman için kök işlerinin aynı olması lazım. Bakalım. Şimdi bir pratiğe vuralım mı kendimizi? En azından burada vururuz. Bu 2 çarpı 144. Bu da misal 2 çarpı 100 gibi. Bu 4 çarpı 2 gibi. Şimdi bu 144'ü niye böyle ayrı yazdım? 144 karesel. Dışarıya 12 diye çıkar. 12'nin karesi çünkü. 12 diye çıkıp 2 ile çarpılacak. 2 tane 12, 24 kök içinde buradaki 2 kaldı. Eksi. Bu 4 dışarıya nasıl çıkar şuraya? 2 diye çıkar. 5 kere 2, 10 kök içinde 2 kaldı. E 24 kök 2'den 10 kök 2 çıkarsa 14 kök 2 kalır. Bunun cevabı bu. Geldik buraya. 100. 100 dışarıya nasıl çıkar? 10 diye. 10 kök 2 eksi. 363'ün ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım neymiş? 363. Bir 3'e böleyim. 121. Durdum. Niye durdum? Karesel sayıya rastladım. Bu dışarıya 11 diye çıkar. Yani bu 3 çarpı 121'miş. Bu dışarıya 11 diye çıkar. 2 2'den 11 ne yapar? 22 kök 3. Ama fakat lakin. Kökü ikili bir sayıdan köküçlü bir sayı çıkartılmaz da toplanmaz da. O zaman bu böyle kalır. Ellenmez. Ellenmez. Bu soruya bakalım. Bu ne? 4 çarpı 3. Bu ne? 25 çarpı 3. Bu ne? 25 çarpı 5. Bu ne? 9 çarpı 3. Bakalım bakalım. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 3. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 kök 3. Geldik 25 dışarıya 5 diye çıkar. 3 kere 5. 15 kök 5. Bu 9 dışarı 3 diye çıkar. Eksi 3 kök 3. Eksi buradan geldi. Ha. Bakalım köküçlü köküçlü köküçlü. Bunu ellemeyeceğiz. Bunun kökünün içi farklı. O zaman 2 kök 3 5 kök 3 daha 7 kök 3. 7 kök 3'ten 3 kök 3 çıkartalım ne olur? 4 kök 3 artı 15 kök 5. Sonucumuz bu olur. Evet. 54 9 çarpı 6'dır. O da ne yapar? 3 kök 6. Eksi 5 kök 6. Bunu bir hallederiz şimdi. Çıkartırsam eksi 2 kök 6 olur mu burası? Tamam. Şimdi şurayı halledelim. 216 neyin nesiymiş? 216'ın yanına çektim çizgiyi. 2'ye böldüm. 108. 2'ye böldüm. Ne olur arkadaşlar? 54. 2'ye böldüm. 27. Çektim çizgiyi. 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Bir tane 3 çıkar. Bir tane de 2 çıkar. 2 kere 3. 6. Kök içinde kim kalır? Yine bir 2, bir 3. O zaman 2 kere 3, 6. 4 kök 6 ile 6 kök 6'yı toplayalım bakalım. 4 kök 6, 6 kök 6 dışları topluyoruz sadece 10 kök 6. Eksi buradaki eksiyi indirdim. Şimdi şu parantez için yazıyorum 2 kök 6. Aman ya Burada 2 tane eksi yan yana geldi 2 eksi yan yana gelirse ne oluyordu? Geçen sene öğrendiniz artı 2 kök 6 oluyor. 10 kök 6, 2 kök 6 toplarsam 12 kök 6 olur. Kenar uzunluğu şu olan. Şu dediğimiz şey 25 çarpı 2. 25 dışarı çıkar. 5 kök 2 olan karenin. Bir kenarından kök 5 santim uzunluğunda bir parça kesiliyor. Geriye kalan şeklin uzunluğunu bulunuz diyor. Şimdi gençler bir kenarı neydi? 5 kök 2 miydi? Evet. Kök 5 uzunluğunda bir parça geri kalan şeklin uzunluğu nedir diyor. Tamam. Şimdi o zaman şurası ne olur arkadaşlar? Eskiden tamamı 5 kök 2'ymiş. Şu kök 5'lik kısım çıkarılmış. O zaman geriye ne kalır? Tamamı 5 kök 2 idi. 5 kök 2 eksi kök 5. 5 kök 2 eksi kök 5 olur. Burası da yine eski 2 hali. 5 kök 2. 5 kök 2. Bakın buradaki kök 5'likler gitti. E, sıkıntı yok. Bunun çevresini bulacağım madem. 5 kök 2. 10 kök 2. 15 kök 2. 20 kök 2. 20 kök 2 eksi eksi kök 5 eksi kök 5 daha eksi 2 kök 5 olur arkadaşlar. Nisa A noktasından başlayarak sırasıyla B, C, D noktalarını geçip E noktasına kadar koşmuş. Nisan koş diyor. Ya yani toplama yap diyor. Yalnız bu 32 ne ile neyin çarpımı? 16 ile 2'nin. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 2. 27 neyle neyin çarpımı? 9'dan 3'ün. 9 dışarı nasıl çıkar? 3 diye. 3 kök 3. Bu içeride kalan. Az önce bu da içeride kalmıştı. O zaman tek tek yazayım. Sonra siz çözün. 5 kök 3 artı 4 kök 2 artı 6 kök 2 artı 3 kök 3. Bunu, bunu, bunu ve bunu yazdım. Şimdi kök işleri aynı olanları toplayacağım. 5 kök 3, 3 kök 3 daha 8 kök 3. Sonra da 4 kök 2, 6 kök 2 daha 8 10 kök 2. Daha da bir şey yapamazsınız. Kök işleri farklıdır çünkü. Budur gitti yol. Dedik. Aşağıdaki işlemlerini yapınız. Severiz. Şimdi bu 150'nin içinde neler var bilmiyoruz. A şıkkı için bakıyoruz. 150'nin yanına çektik çizgiyi. 2'ye böldük 75. 3'e böldük 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1. Bu 5 diye çıkar zaten. Bu 2 ile 3 içeride kalır. Yani ne olur? 5 kök 6 olur. 5 kök 6 eksi 2 kök 6. Kök işleri aynı yaşasın. Çıkarma yapılır. 5'ten 2 çıkart. 3 kök 6'dır birinci. Geldik ikinciye. Kök işleri zaten aynı. Cillop gibi çıkarılır. 2, 8 daha ne yapar? 10, 5 çıkart. 5 kök 7'dir. Devam edelim. Bu 27. C şıkkındaki bu 27. Neyle neyin çarpımıdır? 9'dan 3'ün. Bu 9 dışarıya nasıl çıkar? 3 diye. 10 kök 3 eksi 3 kök 3 eksi 1 kök 3. Burada gizli 1 var tabi. 10'dan 3 çıkart 7 bir daha çıkart. 6 kök 3 olur. Şimdi kök 3'ü aynı olan var mı? Var efendim. Kök 5'liler. 4, 2 daha 6 kök 5. Şimdi kök 3'lülere bakalım. Burası. Yalnız eksi daha fazla sanki değil mi? Eksi 5 kökü 3 artı 2 kök 3. O zaman ne olur? Eksi 3 kök 3. Bitti. Daha elleme. Kök işleri farklı. Toplanmaz. Çıkartılmaz. Şekerlerim ne diyor? Eşitli PVT değerlerini bulunur. Severiz. Şimdi 20. Ne ile neyin çarpımı? 4 ile 5'in. Bu 4 dışarı nasıl çıkar? 2. Burası ne oldu? 2p kök 5. Hani p'ymiş orada. Artı bir de burada ne var? 2 kök 5. Şimdi burayı hallettik. Sırada burayı halledelim. Bakalım bakalım ne diyor. Burada T kök P bilmediğimiz bir şey. En azından şu 4'ü çıkartalım. Bu 4 dışarı nasıl çıkar? 2 diye çıkar değil mi? Burada eksi T kök P artı 6 kök P var. Şimdi bakalım. Kök 5'li neyin var elimde? Kök 5'li 10 kök 5'im var. Demek ki bu 2P ile 2'nin toplamı yani dışların toplamı ne olması gerekiyormuş? 10. Olsun bakayım. Hemen at o iki o tarafa. 2P o değiştir 8. P buradan ne gelir? 4 gelir. Şimdi P yerine bir 4 yazalım. Buraya 4 yazdım. Buraya da 4 yazdım. Şimdi bu 4 dışarı nasıl çıkar? 2 diye. 6 kere 2 12. 12. Artı. Şu 4 dışarı nasıl çıkar? 2 diye. T ile çarpılır. Eksi 2 T. İşte bu eksi 2 t ile 12'nin toplamı da neyi veriyormuş? 6'yı veriyormuş. O zaman ne deriz? Eksi 2 t artı 12 eşittir 6 ise eksi 2 t'yi buraya yolla 6'yı buraya yolla maksat t artı olsun. 2 t eşittir 6 kalır. Eksi 6 diye geliyor çünkü buraya. Bölü 2'ye t ne olur buradan? 3 olur. p'yi ne bulmuştuk? 4 bulmuştuk. p ve t değerlerini bulduk. 250 25 çarpı 10'dur. Öyle yani nereden bileceğim ben onu diyenler için çabalıyoruz şimdi. 250'yi çektim çizgiyi 2'ye böldüm 125. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 5 çıkar. Ne olur? Şununla şu içeride kalır. 5 kök 10 olur. 5 kök 10. Biz de onu diyorduk. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 kök 10 olur. 490'ı bari böyle kolay da yapayım. 49 çarpı 10'dur. 49 dışarıya 7 diye çıkar. 3 kere 7 21 kök 10 yapar. Eksi uçgen eşittir. 160 16 çarpı 10 40 da 4 çarpı 10'dur. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 dışarıya da 2 diye çıkar. 4 kere 5 20 kök 10 artı 2 kere 2 4 kök 10. Şekerim topladım burayı ne oldu? 24 kök 10. Buraya geldik. 5 kök 10, 21 kök 10 daha 26 kök 10'dan üçgen çıkartıldığında 24 kök 10 olmuş. O zaman bu üçgen 2 kök 10'dur yani bence. Bir kenarın uzunluğu şu olan kare şeklindeki bahçenin etrafı bir sıra tele çevrilecektir. Ha, çevresini soruyor arkadaşlar. O zaman ne olur? Kare diyor. Kaç tane var bundan? 17 kök 5, 17 kök 5, 17 kök 5. İster toplarsın demek istediğim. İsterseniz 4 ile de çarpabilirsiniz. Yani 4 tane 17 kök 5. 17 ile 4'ü çarpı vereyim kolaydan hadi. 28, 68. 68 kök 5'tir cevap. Aşağıda bulunan trenin her bir vagon uzunluğu verilmiştir. Buna göre trenin boyunu hesaplayınız diyor. Hmm, tamam. O iş bizde. 8 neyle neyin çarpımı canlar? 8 4 ile 2'nin çarpımı. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 7'nin yanına 2 diye çıkar. 14 olur. 14 kök 2. Bak bu içeride kaldı. 288 144 ile 2'nin çarpımı değil midir? 144 karesel dışarıya 12 diye çıkar. Artı 12 kök 2. Devam ediyoruz. Zaten burada da bir 12 kök 2 varmış. 72, 36 ile 2'nin çarpımı mı? Yes. 36 dışarıya nasıl çıkar? 6. 6 kere 2. 12 kök 2 de oradan gelir. 32 16 ile 2'nin çarpımı mı? 16 dışarı nasıl çıkar? 4. 3 kere 4. 12 kök 2. Zaten bu buçuk vagonlar genelde standart olur. Aynı oluyor. Bakın hep aynı oldu. Farklı gösterin de sadece. 12, 24, 36, 48. 48 kök 2 ile bir de 14 kök 2 kafasını toplayalım bakalım lokomotifi. 14, 48 daha 50, 62 kök iki, tüm uzunluk olur. Evet bunu soruyormuş. 48 ne ile neyin çarpımı? 16 ile 3'ün. 108 ne neyin çarpımı? 36 ile 3'ün. Hocam bir de uzun yol lütfen diyorsunuz. Tamam. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2 çıkar 2 çıkar. 4 kök 3 olur. Biz de onu dedik. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 3. 49 zaten kareseldir. 7 diye çıkar. 36 dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? 36 dışarıya 6 diye çıkar. Eksi 6 kök 3. Bu da zaten ne olur? 3 diye çıkar. İşlemin sonucu diyor. Şimdi tam sayıyla tam sayı toplanır çıkartılır. 7'den 3 çıkart. 4. Sonra da köklüyle köklü. 4 kök 6'dan 4 kök 3'ten 6 kök 3 çıkarsa eksi 2 kök 3 olur. Şunu şıklarda arayacağım. Aha da buldum. Bakalım, bakalım. Şimdi bu 64 dışarıya 8 diye, yüzde dışarıya 10 diye çıktı. 8 bölü 10. Misal buna A diyelim. A nerede? 8 bölü 10. A burada. Devam edelim. Bu 81 dışarıya 9 diye, yüzde dışarıya 10 diye çıkar. Buna da B diyelim. 9 bölü 10 nerede var? Aha da burada. B. Şimdi bu 121 dışarıya 11'in karesi olduğu için 11 diye çıkar. 100 de karesel olduğu için 10 diye çıkar. 11 bölü 10. Buna da C diyelim. 11 bölü 10 burada C. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 100 dışarıya 10 diye çıkar. 3 bölü 10. Buna da D diyelim. Aha da burada D. Resmimizi çekelim. 25 dışarıya nasıl çıkar? 5 diye. 100 dışarıya nasıl çıkar? 10 diye. 5 bölü 10. Buna da E dersek. Bakın burada E var. 49 dışarıya nasıl çıkar? 7. Bu 100'ün karesidir. Dışarıya 100 diye çıkar. 7 bölü 100. Bu da F. Sanki sırasıyla vermişler. Ne yapmışlar ya? F. Evet devam edelim. Bu 16 dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? 4. Bu da 100'ün karesi olduğu için. 4 bölü 100. E, F, G. Şu G. Allah Allah. Evet 256 16'nın karesi. Bu da 10'un karesi. 16 bölü 10. H desem. Aha o da burada H. Hemen hemen hepsi var yahu. Evet devam edelim şimdilik. 36 dışarıya nasıl çıkar? 6. 1 onluk. 2 onluk. 3 onluk. Demek ki bu binin karesi. Bakın ne yapıyorum ben? Her iki sıfır onun karesidir diyorum. Her iki sıfır onun karesidir. O zaman üç tane onun karesidir. Ne olur o zaman? Dışarıya on çarpı on çarpı on yüz. Yani ne olur burası? H, I ise burası da ne olur? I olur. <laughs> sıfır kareseldir biliyor muydunuz? Çünkü sıfır kere sıfır sıfırdır. O zaman bu dışarıya sıfır diye çıkar. I, buraya J dersem. Aha burası da ne oldu? J oldu. Ceren yanında görülen koşu parkında her gün bir tur koşmaktadır sağ olsun. Bu durumda Ceren bir ay daha 30. Önce bir çevreyi bulak neyle çarpak? 30 da çarpak arkadaşlar. Çevreyi buluyoruz şimdi. Çevre dediğimiz ne? Burada 0,64 nedir bu normalde? 64 bölü 100 demek değil midir canlar? Kök içinde. Bu dışarıya nasıl çıkar? 8 diye. Bu dışarıya nasıl çıkar? 10 diye. 8 bölü 10 buradan gelir. 36 bölü 100 bu kök içinde 6 diye çıkar bu 10 diye de bu çıkar 6 bölü 10. 8 bölü 10'dan karşılıklı iki kenar 8 bölü 10 8 bölü 10 16 bölü 10 artı 6 bölü 10 6 bölü 10 daha da 12 bölü 10 da orası yapar. Topla şekerim 28 bölü 10. Biz bunu ne ile çarpacağız? 30 günle çarpacağız. 30 bölü 1 ile çarpacağız yani. Bu sıfırlar gider mi? gider. Çarpalım bununla bunu. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 2 6 2 daha 8. 84 km koşuyor. Bir ayda da fazla değerdir. Ağırlığı 68 kilogram olan bir kişi şu kadar kilometre yürüdüğünde yaklaşık şu kadar kalori yapmaktır. Bu kişi aşağıdaki saat etrafında 3 tur yürürse yakacak kalori miktarını bulunuz. Hmm, yapalım o zaman. Ağırlıkla bizim işimiz var mı arkadaşlar? Ağırlıkla hiçbir işimiz yok. Kafanızı karıştırmak için vermiş. Şöyle bir bakalım. 320 kalori yakmaktadır. Şu, şunlara bir bakalım. Bu 16 bölü 100 kök içinde. Dışarıya 4 bölü 10 diye çıkar. Bu 81 bölü 100. O da dışarıya 9 bölü 10 diye çıkar. 9 bölü 10, 9 bölü 10, 18 bölü 10 artı 4 bölü 10, 4 bölü 10, 8 bölü 10. Topladım. 26 bölü 10. Bundan kaç tur var? 3 tur yürüyor. 3 ile çarpalım. 3 kere 6 18 elde var. 3 78 bölü 10 kilometre. Şimdi diyelim ki 4,8 kilometrede 320 yakan adam 7,8 kilometrede ne kadar yakar? Geçen sene öğrendik bu oran orantıyı. İçler dışlar diyoruz buna. Şimdi 7.8 ile neyi çarpacağız? 320'yi eşittir 4.8 çarpı x olacak. Her iki tarafı neye bölelim? 4.8'e bölelim. Size pratik vereceğim. Hazır mısınız? Evet. Şimdi buradan bir virgül kaydırırsam buradan da bir virgül kaydırırsam değişen olmaz. 78 çarpı 320 bölü 48. Şimdi başlayalım bölmeye. 2'ye böldüm 39. 2'ye böldüm 24. Ha bir de 3'e bölelim bunu. 3'e bölelim. Ne olur burayı 3'e böldüğümde? 13. Burayı 3'e böldüğümde ne olur? 8. 8 ile 320 sadeleşir. Tam 40 katı. Böldüm böldüm. Burası ne oldu? 40. Ama o bitti hepsi. 13 ile 40'ı çarpacağım. 520 kalori yapar. Kenar uzunlukları şu şu olan paralel kenarın çevresi bu nedir 361 bölü 100 kök içinde bu da nedir 441 bölü 100. Şimdi 361 bir şeyin karesidir kesin hani yıllar önce size çarptık birinci videodaydı 19 19'u çarptığımızda ne çıkmıştı 361 441 400'e yakın 400 neyin karesi arkadaşlar 20'nin. O zaman de kesin 21'in karesidir. O zaman diyelim ki bu dışarıya 21 diye bu dışarıya 10 diye. 21 bölü 10. Dışarıya 19 dışarıya 19 10 diye çıkar. Evet 19 bölü 10'dan 2 tane 38 bölü 10 paralel kenarın hani karşılıklı kenarlar eşit ya buradan 2 tane buradan da 2 tane o yüzden diyorum ben. 21 bölü 10'dan da 2 tane 42 bölü 10 toplarsam ne olur şekerim 80 bölü 10 sıfırları y 8 santimetredir. Kenar uzunlukla şu şu olan dikdörtgense bölgenin alanını bulunuz. Ha, alan deyince atlamak kısa ile uzunun çarpması geliyor. Değil mi? O zaman şu kısa kenar şurası 0,04 böyle olsun. Bu da 0,25 böyle olsun. Bu 4 bölü 100'dür kök içinde arkadaşlar. 4 bölü 100 dışarıya 2 bölü 10 diye çıkar. Hani 4, 2'nin 10'da 100, 10 da %10'un karesi. Bu normalde nedir? Bu 25 bölü 100 demektir. Kök içinde 25 dışarıya 5 diye çıkar. 100 dışarıya 10 diye çıkar. Uzun kenar buymuş. Kısa kenar buymuş. Kısa kenarla uzun kenarı çarptığımızda alanı buluruz. 2 bölü 10 çarpı 5 bölü 10 çarpın şekerim 10 bölü 100 sadeleştir. 1 bölü 10 Virgüllü yaz 0.1 santimetre karedir alanımız. severiz. 225 bölü 100. Bölü 100'ü nereden buluyorsunuz hocam filan dediğiniz duyar gibiyim. Virgülden sonra 2 basamak varsa bölü 100'dür. Tek basamak olsaydı bölü 10'du. 3 basamak olsaydı bölü 1000'di. Virgülden sonraki basamak kadar paydaya misal sıfır atlı. Burada 3 basamak vardı. 1000 yazdım gördünüz mü? Neyse anladığınızı düşünerekten devam ediyorum. 9 bölü 100. Bu da kök içinde. 225 15'in karesiydi. 15 bölü 10. Yüzde 10'un karesi. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Bu gene 10 diye çıkar. Arada eksi var. 15'ten 3 çıkart. 12 bölü 10. Virgüllü yaz deseydim bir tane virgül kaydırırdım dersiniz. 169 bölü 1, 2, 3, 4, 0. Bakın virgülden sonra 4 sayı var çünkü. Evet. Eksi kök içinde 25 bölü 100. Çünkü virgülden sonra 2 sayı var. Bakın arkadaşlar her iki sayı bir 10 demekti. Her iki sayı bir 10 demekti. 10 kere 10 dışarıya bu 100 diye çıkar. 169 da neyin karesidir? 13'ün. Eksi 25 dışarıya 5 diye çıkar burası. Bu da dışarıya 10 diye çıkar. O zaman paydayı eşitleyelim arkadaşlar. Burayı 10 ile çarpalım. 13 bölü 100 eksi 50 bölü 100 çıkart. Eksi 37 bölü 100 olur. Virgül yazak mı? 0,37 bir de eksi. Şimdi şurayı bir yazalım. 81 bölü 10.000. Bu da 1 bölü 10.000. Şimdi canlar bu 81 dışarıya 9 diye çıkar. 10.000 100 diye çıkar. Bölü bu da 1 bölü 100 diye çıkar. Bakın onun 100'ün karesi. Ee, yukarıdaki sabit aşağıya ters çevirirsen 9 bölü 100 çarpı 100 bölü 1. Pişt, pişt. Elde ne kalır? 9 kalır. Bölmede üst sabit aşağıya ters çevirip çarpalım yapıyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bence de hatırlıyorsunuz. Evet bu 225 bölü 100. 225 bölü 100 dışarıya 15 bölü 10 diye çıkar. 15 şöyle şuraya, şuraya yazalım. 15 bölü 10 eksi. Bu 25 bölü 100. 25 bölü 100 dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? 5 bölü 10 diye çıkar. 5 bölü 10. Bu arada bunların arasında artı varmış. Artı diyelim. Sonra çıkartma 16 bölü 100 dışarıya 4 bölü 10 diye çıkar. 4 bölü 10. 15, 5 daha 24 çıkart. 16 bölü 10'dur buranın cevabı. Geldik 196 bölü 100. 196 bölü 100 dışarıya nasıl çıkar? 14 bölü 10 diye çıkar değil mi? Bu kök içindeydi. Bu 1 bölü 100. 1 bölü 100 dışarıya nasıl çıkar? 1 bölü 10 diye çıkar. 14'ten 1 çıkarttım. Burası ne oldu sonucumuz buraya kadar? 13 bölü 10 oldu. 13 bölü 10 ile neyi toplayacağız? Bu 3, 9 bölü 100'dü. 9 bölü 100 dışarıya 3 bölü 10 diye çıktı. 13, 3 daha 16 bölü 10 oldu. Devam. 324, 18'in karesiydi. 18 bölü 10 diye çıkar. Çünkü 324 bölü 100 burası. Devam edelim. 81 bölü 100. Dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? 9 bölü 10 diye. Şu bölme işlemini, bu bölme işlemini şurada yapalım. 18 bölü 10 sabit. Öbürü ters çarpı yapacağız. 10 bölü 9. Onlar gitti. 18'e 9'a bölersen ne çıktı elime? 2. Yani 2 çarpı. Bu 17'nin karesi 289 bölü 10 diye dışarıya 17 bölü 10 diye çıkar. 2 ile 17'yi çarp. 34 bölü 10 o da 3,4 olur. Şu da 1,6 oluyordu. Devam edelim. 121 bölü 100 dışarıya nasıl çıkar arkadaşım? 11 bölü 10 diye çarpı. 4 bölü 100 dışarıya nasıl çıkar? 2 bölü 10 diye çarp bakayım bunu. 22 bölü 100. Şimdi bu 484 neyin karesi? 22'nin karesi. 22 bölü 10 diye çıkar. Ters çevir çarp diyor. Hani bölme var ya bölmede birinci sabit ikincisi ters çevrilir çarpılır. 10 bölü 22. Aha 22'ler gidiyor. 10 bölü 100. Hatta sıfırları sadeleştireyim. 1 bölü 10. Neden 10? O 10 aşağıda 1 yukarıda arkadaşlar. Severiz. 81 bölü 100. Kök içinde bu. Dışarıya bu 9 diye bu da 10 diye çıkar. 9 bölü 10 bulacağız. 9 bölü 10 nedir? Şöyle bir bakalım. Evet bakalım şimdi. 9 bölü 10 yok. O zaman bir dursun bakalım. Şu mu acaba? Şunu bir açalım arkadaşlar. 0,3'ün karesi 9 bölü 100'dür. 9 bölü 100'den şu 10'u sadeleştirdiğinde aha 9 bölü 10 buradaymış. Evet bu buranın. 144 bölü 100. Dışarıya 12 bölü 10 diye çıkar. 12 bölü 10 nerede var? Hiçbir yerde yok. Sadeleştir o zaman. 6 bölü 5 vardır belki de. Tabii ki var. 324 bölü 100. Bu kök içinde. 324 neyin karesiydi? 18'in 18 bölü 10 diye çıkar. Şıklarda yok. 64 bölü 100 dışarıya nasıl çıkar dediğimde 64 8'in karesi olduğu için 8 bölü 10 diye çıkar. 8 bölü 10 şıklarda var mı? Var. 225 bölü 100. 225 neyin karesidir canlar? 225 15'in karesidir. O zaman bu dışarıya 15 bölü 10 diye çıkar. Evet. Sadeleşmiyor arkadaşlar. Bu ne olur? 5'e böl 3, 5'e böl 2. 3 bölü 2 şıklarda göremiyorum eşleştiremiyorum dolayısıyla. O zaman bu böyle kaldı. Eşim yok. Eee canlar, şimdi şu 4/10.000'i yapalım. Hani virgülden sonra katsayı varsa o kadar sıfır atıyorduk biliyorsunuz değil mi? 1 2 3 4'ten sayı var. 4/ 10.000. Ha bu kök dışına 4 dışarı 2 diye çıkar. Her 2 0 1 onluktur. Her 2 0 1 onluktur. 2 10 100 yapar. Geldik buraya. 625 bölü 100. Kök içinde bu. 625 dışarı nasıl çıkar? 25'in karesi 25 diye çıkar. %10 diye çıkar. 25 bölü 10. Ha, sadeleştir diyebilir. Virgüllü yaz diyebilir. Sadeleştirecek olsam da 5 bölü 2 idi. Hani 5'e böl 5. 5'e böl 2 gibi. 49 bölü 100. 49 dışarı nasıl çıkar? 7 diye. 100 de dışarıya 10 diye. 7 bölü 10. Virgüllü yaz dese 0.7 gibi x bölü pozitif tam sayılar olmak üzere x bölüye y 5 bölü 10 verilmiştir. y x x ifadesini alabileceği en küçük değeri bulunuz diyor. Aa, buluruz. y'den x'i çıkartacakmışım. O zaman bunları küçük yazmam lazım. Bu neyin 5 bölü arkadaşlar? Sadeleştirelim. 5 bölü 10'u sadeleştir. 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2'yi gelin kök içine geri atalım. 1 içeriye 1 diye girer. Hani 1'in karesi 1 ya. 2 içeriye 2'nin karesi 4 diye girer. O zaman 4'ten 1 çıkart. 3. Hani y'den x'i çıkart diyor. Bu y. Bu da x. Karıştırmayın. y eksi x, x diyorsa 4'ten 1 çıkart. 3'tür. En az dediği için. Fazla bulur muyduk? Tabii ki bulurduk. 4,84 olan karesel bölgenin çevresini bulunuz. Tabii ki. Hani hatırlıyorsanız kök içine aldığınızda alanı bir kenarı buluyordunuz. O zaman hemen şöyle bir alanı yazayım sizin için. 4,84 cm kare alansa Hemen kök içine aldığımda 4,84 kök içinde bir kenardır. Biz çevreyi bulurken de bunu 4 ile çarpacağız. Ama önce bir ne yapalım? 484 bölü 100'ü kök dışına çıkartalım. Bu neyin karesi demiştik? 484 22'nin karesi. 22 bölü 10 diye. Bu da 10'un karesi ya. Bu da 22'nin karesi. 22 bölü 10 ama bitmedi. Çevre dediği için ben bunu neyle çarpacağım? 4 ile çarpacağım. Bir kenardan 4 tane var çünkü. Çarptım 88 bölü 10. E virgüllü yaz derler. Sadeleştir derler. 8,8'dir cevap. CM. Devam edelim şekerlerim. Nedir bu? 1 bölü 10 bindir. 10 bini yazdım. Bu nedir? 9 bölü 100'dür. 10 bin neydi? 2 0 1 onluk, 2 0 onluk 100 diye çıkar. 5 çarpı 1 bölü 100 oldu. Artı 9 dışarıya 3 diye 100 dışarıya 10 diye çıkar. Ne oldu? 5 bölü 100 artı şunu bir onunla çarpak arkadaşım. 3 kere 10. 30 bölü 100. Topladım. 35 bölü 100. Ne demek oluyor bu? Virgülden sonra 35 demek oluyor değil mi? 100 olursa virgülden sonra iki sayı olacak. Başarılarınızın devam diliyor. Gözlerinizden öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. Hısımınıza, akrabanıza, eşinize, dostunuza da kanalımızı tavsiye edin arkadaşlar. Bay bay.